بلي تماشا وان ما وك ما قلت بو ميوان كي مي جله كي هجا هي يرو برنامج طيبات جي مجبو ما مستي خو تشكر هجام شرف verdiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Hocam öncelikle şunu belirteyim. Sizi aradık. Bizi kırmadığınız için o mütevazi. Yani sesinizin güzelliği ayrı, kalbinizin güzelliği ayrı. Ben öncelikle gerçekten onun için çok mutluyum ve iyi ki buradasınız. Teşekkür ederim ama sizin gibi iyi işler yapan adamları kırmanın bir alemi yok. İyi ki varsınız. Birlikte insanlara ulaşıyoruz. Bu anlamda dediğim gibi ev sahipliğinize çok teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz hocam. Onur verdiniz gerçekten de. Hocam aslında birçok kişi sizi tanıyor ama yine de izleyenlere böyle kısaca biraz Cevdet Hoca kimdir? Biraz kendinizden söz ederseniz. Ya bu kısmını daha çok sanatla ilgili kısmından yanıtlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben doğulu bir ailenin çocuğuyum. Hormatı'na büyüdüm. Evet. İzmir'de büyüdüm. Uzun yıllar öğretmenlik yaptım. Hakkari'de çok kaldım. Ya. Ama sanat kısmına gelince ben uzun yıllar söz yazarlığı, bestecilik yaptım. Evet. Yani kamuoyunun yakından bildiği birçok sanatçıya söz yazdım, beste yaptım. Ama kendim ne zaman okudum, doğrusu çok hatırlamıyorum. Ama ilk okuduğum şey galiba az önce duydum, Ben Seni Uzaklarda diye bir şarkı vardı. İlk profesyonel stüdyoda okuduğum şarkı o. Söz yazıyorum, müzik yapıyorum. Eserlerimin çoğu bana ait ama dışarıdan da beğendiğim eserler okuyorum dönem dönem. Ama asıl uğraşlarımdan biri öğretmenlikti. Ayrıldım. Dizilere jenerik müzikleri, fon müzikleri ya da sahne müzikleri yapıyorum. Uzun süredir meşgul olduğum bir alanda bu. İşte böyle. Evet. Gerçekten de hocam ama bu anlamda da çok başarılısınız. Evet. Hem sözlerde hem müziklerde. Yani birçok kişi hem Kürtçe olsun hem Türkçe olsun özellikle jenerik müzikleri biliyoruz hani onun zorluklarını da ama siz bu konuda bayağı başarılısınız. Sevgiyle yaptığım bir iş. Severek yaptığım bir iş benim. Müzik benim için çok yaşamda ciddi bir anlamı var. Çok kopabileceğim bir alan değil açıkçası. Değil mi? Evet. Bir de insan bir ara o mikrofonu alınca bir daha... Evet. Öyle bir yanı var. Sahnenin mikrofon, tozu gibi bir şey yani bırakamıyor mikrofon, değil mi? Mikrofon insanı hem teşvik eden hem geliştiren özel bir enstrüman. Evet. İşte iyi ki bulaşmışız müziğe ya. Yani. Evet. Ki bir de sanatçılar genellikle müzikle ilgili olanlar hocam onlar da hep derler ya böyle çok güzel yürekleri, güzel insanlar. Doğru. Hani... tabii sanata bulaşmış bu sadece müzik için geçerli değil. Sanatın tüm alanları için, tiyatro için de öyle, işte resim için de öyle. Yürekleriyle iş yapan adamlar zaten Türkiye'de çok büyük paralar kazanmıyorlar. Evet. Bir tür emekçilik aslında. Bu anlamda sanat insanı geliştiren ama çok doyurmayan. Evet, daha çok maneviyat. Yani ruhunu doyuran bir faaliyet. Aynen. Bence yaşamın en güzel alanlarından bir tanesi de odur hocam. Hani maneviyatla doğru. Olabilmek yani. Yani aslında şöyle bakıyorum sevgili Çiçek. Hayat, yaşam, yaşama biçtiğimiz anlam bir süre sonra sıkıcı bir faaliyetler bütünü haline dönüşüyor. Günlük hayatlarımız çok eğlenceli değil. Ülkemizin gündemi bizi kolayca etkiliyor. Aslında bence sanat şey biraz hayata katlanma yöntemi. Evet. Hepimizin hayata daha çok katlanmasını sağlayan bir bütünün adı. Bu anlamda hayatlarınızda ne kadar çok sanata yer verirseniz o kadar renkli geçer hayatlarınız, o kadar eğlenceli geçer. Ne kadar dışında kalırsanız o kadar agresif ve sert geçer. Bu anlamda sanatla olmak lazım. Aynen. O zaman sanat iyi ki var diyoruz değil mi hocam? Evet tabii ki. Sanat ve sizin gibi değerli böyle güzel yürekli sanatçılar. Teşekkür ederim. Buna sanırım bugün çok değineceğiz hocam. Çünkü gerçekten de mütevazi olmak hani sanatçının olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum ya. Ben insan ilişkilerinde sonuçta bir fanusta yaşamıyoruz biz. Beslendiğimiz şey sokak. Evet. İnsanların hikayeleri. Sadece kendi hikayelerinizi anlatarak sanat yapamazsınız. İşte üniversite birinci sınıftaki bir çocuğun hikayesi de çok değerli olabilir. İşte eşinden, dostundan ayrı, uzakta olan insanın hikayesi de çok değerli olabilir. Onun için sadece kendi hikayelerinizi anlatmamalısınız sanat açısından. Ve olabildiğince çok insanın hayatına dokunmalısınız. Onların hikayelerini dinlemelisiniz.
ve onlara yakın olmalısınız. Onlara yakın olmanın ön koşulu da işte bir şeyde fanusta yaşıyormuş gibi herkese uzak durmak değil. Tam tersine. Hı hı.